Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şehmus Demir, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. ...2800 öğrencimiz vardı. Bu sene, yani 2023-24 sezonunda bu sayı 4700'e çıktı. Yani bir önceki dönem, bir önceki sene 2800 iken bu sene 4700 öğrencimiz var şu anda. Dolayısıyla öğrenci sayısı anlamında da neredeyse %50 civarında bir artış söz konusu öğrenci sayısı anlamında. Hedefimiz dediğimiz gibi dili Arapça ve İngilizce olan Orta Doğu ağırlıklı uluslararası bir üniversite. Orta Doğu'da Avrupa ve Amerika'nın birçok üniversitesi var. Bunların dökümünü de çıkarmıştım. Hangi ülkede hangi Amerikan üniversitesi veya Avrupa üniversitesi ve hatta Rus üniversitesi var? Hepsinin dökümünü çıkardım. Ancak bizim için acı olan bir durum, bizim için eksiklik olan bir durum, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun hiçbir yerinde bir üniversite biriminin olmaması. Bu bizim için bir eksiklik. Aynı zamanda bizim için de bir fırsat, bu alanda biz inisiyatif almak istiyoruz. Ve Orta Doğu dediğiniz zaman da mesela Kuveyt'e geçen gitmiştim. Kuveyt Üniversitesi dünya sıralaması 200. 200. Yani öyle uzaktan bakınca sanki öyle görünmüyor ama 200 ne demek? Ya birçok Avrupa Üniversitesi 200'lü sıralarda değil. Şimdi tabii ben kendi genel itibariyle söylüyorum. Şehrin yaklaşımını söylüyorum. Bunun için de inisiyatif alınması gerekiyor. Biz de bunun ciddi anlamda farkındayız ve bununla ilgili inisiyatif almayı planlıyoruz. Ama birincil hedef, hedefi dağıtmadan biz her tarafa odaklanalım değil. Siz Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi ile afilesiniz.